Belli ki Şerife Hanım'ın hayatını bir şekilde bilen biri, oğlunun Çin'de yaşadığını biliyor. Telefon, oğlunun oğluyum diyor. Şerife Hanım, yani siz tabii çocuğunuzun sesini tanırsınız. Tanıdım ama işte zaten de çatlak çatlak değişik geliyor. Ya birisi sanki içime doğmuş gibi beni birisi kandırıyor ya da işletiyor dedim Serdar dedim. Yok canım dedi, ben dedi üşütmüşüm dedi. Ses tellerime bir şey oldu böyle dedi. Ay hiç de kendine bakmıyorsun dedim. Sanki oymuş. Hep oymuş gibi konuşuyorum. Hep oymuş gibi konuştunuz. Peki ve koridorumuz uzun uzak böyle telefona. Giderken hep çocuklukta da çok üzdün beni. Okulda da çok üzdün beni. Hep üzdün. Koca adam oldum. Gene üzüyorsun diyorum. O hastalığını duyunca tabii ki yani hasta gibi algılayınca daha doğrusu evet. Çocuğunu o anda tabii ki başka bir şeye konsantre olma şansı olmadı. Muhtemelen Şerife Hanım'ın. Bir de telefondaki ses demiş ki Şerife Hanım'a, yani şimdi para istiyor ya, hani başka kimseye söyleme ki şimdi benim senden para istediğimi duymasınlar. Yani mesela Emel Hanım'a da orada söylemiyor. Orada uyansam ya, uyanmıyorum, hiç uyanmıyorum. Beni kandırmak çok kolay, çok kolay. Ay yok öyle ya. Değil Şerife Hanımcığım, öyle olur mu? Kimler nasıl dolandırılıyor yani, siz üzülmeyin. Herkesin başına gelebilir valla, kimse benim başıma gelmez demesi. Siz tabii oğlunuz kimseye söyleme dedi diye Emel Hanım'a da anlatmıyorsunuz. Anlatmıyorum. Halbuki telefon ederdi o yanındaki bayan ama etme diyorum. Bak diyorum, kimseye söyleme diyorum. Şimdi oğlu para istiyor zor durumda. Hayır şöyle de dedim, hem de böyle dedim. Serdar dedim, ben de para bitti artık dedim. Sen bir Selçuk'a söyle dedim. Selçuk belki bir çare bulur dedim. Diğer oğlunuz mu? Evet. Küçük oğlum var, evet. O da İzmir'de yaşıyor. O ne dedi? Onu karıştırma şimdi dedi. Kimseyi karıştırma, sen söyleme diyorum ya dedi. Sen de söyleme, ben de söylemeyeyim dedi. Ne geldi ses, benden gelene razı. Ve sonra sizi oğlunuz arıyor gerçekten. Tabii ki hep arıyor biliyorum. Hayır, sonra gerçekten oğlunuz arıyor. Akşam arıyor. Aradı. Ben de dedim hemen ne yaptın dedim. Geldim paraların dedim. Ne parası dedi o zaman, çok kızdı bana. İşte böyle. Biraz da onlar kızdılar, üzdüler beni. Hepsi ayrı ayrı. Bütün çocuklar kızdılar mı annene? Aklım şey, yarımdı zaten. Yarısını hırsız aldı. O şimdi çeyrek kaldı. Allah'a emanet, bilmiyorum vallahi. Yok estağfurullah. Tabii yani üzüntüsü de ayrı bunun. Çok çok üzüldü gerçekten. Yalnız bu arada reklam arasında konuştuğumuz... Senelerin birikimi yani. Kendime göre biriktirmişim, etmişim. Tabii yani. Ne kadar büyük para canım, 60 bin lira Türkiye'de tabii çok canım, büyük para yani. Ben 30 sanıyordum da kızım buldu şeyi, nereye bankadan çıkarttık. Falan halletti. Parça parça aldığı için tam rakamı bilemedi. Neticede banka hesaplarından 60 bin olduğunu tespit ettik. Peki hep aynı kişi mi geldi? Bir ekrana tam olarak görebilir miyiz? Hep aynı kişi geldi. Hep size ismini ne söyledi? Bir şey söyledi Murat, misin? Murat. Murat dedi. Emel Hanım şimdi annesine biraz da tabii kızıyor. Diyor ki annem diyor çok beğenmiş de diyor. Neden Emel Hanım reklam arasında konuştuk, burada da söyleyelim. Şimdi sabıkalıları izledik. Onlar da bulabiliriz umuduyla fotoğrafları. Uyuşturucu kullananlar var, kötü durumda olanlar var. Resimler çok kötü. Annem onlardan çok korktu. Kapıya gelen çocuk benim çocuk... Temiz yüzlüydü. Bunlardan değildi diyor. Çok sevdi aslında. Sevdi. Evet. Ve efendim işte hanımefendinin de 60 bin lirası bu şekilde gitmiş. Vallahi ben şaşırmıyorum. Hatırlarsanız bir hanımefendinin oğlunu öldürmüşlerdi de. Bir de 4 ay boyunca aramıştı anne. Öldüren kişi, öldürdüğü kişinin annesini arıyor. Sanki öldürdüğü yani oğluymuş gibi. Ben diyorum ki hanımefendi, yani bakın sizin oğlunuz aramış olamaz diyorum. Diyor ki ben oğlumun sesini tanımaz mıyım diyor yani. Oydu bir de yanındaki, ben kardeşimin sesini tanımaz mıydım? Ya tanımamışsın işte. Şimdi bir yerden sonra da yani kendime de kızıyorum niye böyle söylüyorum diye, ama ben şimdi doğruyu söylemeye çalışıyorum. Sonradan öğrendik ki zaten kaybolduğu gün öldürülmüş. Yani insanlar kandırılabiliyorlar Şerife Hanımcığım. Bir de öldürürler, herhangi bir şey yaparlar, gene de onlardan kurtuldum diye seviniyorum. Tabii çocuğu de. Da sevdim, dedim sakin çocuk.
Dört kere gelmiş. Geldi. Artık samimi olduk. Ay Şerife teyze diyor. İyi içeri falan girmek istemedi. İstemedi, ben bu yurda ederdim girmek istese. İyi ki bir şey yapmamış gerçekten. Ben ona çok seviniyorum. Yalnız olduğum günde geldi. Gene de iyi çocukmuş. Gülüyorsunuz ama. Şey, Emel Hanım'ın neden kızdığını anlıyorum yani. Yani üç keresinde yardımcısı var, kapıyı açıyor. Tamam, iki bayanlar. Bir keresinde de izinli olduğu gün... Kendi bankaya gidiyor, parayı çekiyor, kapıyı yalnız açıyor. Allah korusun, yine de iyi çocukmuş, hakikaten öyle. Evet, bir itse, yani bir şey yapsa... Evet, yani bana kapıdan bir adım içeri atmadı ayağını. Yani o yüzden terbiyeli diyorsunuz. Çok yani. Daha kötü şeyler ya olabilirdi. Yüzünde de bir şey görmedim ben. Yok, çocuğu güven gibi benimsedi. Ekrana güven fotoğraf verelim. Güven vermiş Şerife Hanım'a. Bilmiyorum ki, ben o güven duygusuyla o da şey. Zaten şimdi o yaşta torunları vermiş. Falan var. Çocuğu benimsemiş. Öyle çok pis yüzü de yok. Kötü yüzleri görünce daha bir etkilendi. Yani bir de kibar kibar konuşuyordu herhalde. Evet. İşte 60 bin lirayı almak için her türlü herkes her numarayı yapıyor. Hayatın kibar da konuşuyor, onu da yapıyor. Bana bir şey dedi, insanların vicdansızlığını anlayamıyorum. Hep böyle yaşlı insanları dolandırıyorlar. Yani bu insanların anneleri, babaları, yaşlıları yok mu yakınlarında? Bu kadar insafsızlık, vicdansızlık nasıl yapıyorlar? Anlayamıyorum ben. Nasıl rahat yatıyorlar sonra gerçekten? O parayı nasıl harcayabiliyorlar? Kadının senelerdir 80 küsur yaşına kadar biriktirdiği... parası. Yani onunla nasıl huzur bulacaklar harcayıp da bilemiyorum. Şimdi inşallah tanıyan çıkacaktır. Bu fotoğraf Allah'tan çok net, haberi olmadan çekilmiş. Evet. Evdeki Şerife Hanım'a yardımcı olan hanımefendi tarafından çekilmiş. İyi ki de çekmiş. Allah'tan evet. Ben son parayı saydım, verdim ona elini. Bak dedim, ben saydım sen de say oğlum dedim. Oğlum diyorum işte ben ona. O da sayarken çekti işte. Eğer ki görseydi belki yapardı, bilmiyorum. Çektiğini görseydi tabii mutlaka müdahale etmek isteyecekti. Evet. Bakın Denizli de 80, o hanımefendi de 83 yaşındaydı değil mi Ümmü teyze? Şimdi Ümmü teyze ile ilgili o bizim bulduğumuz güvenlik kamerası görüntülerinden emniyet bir yüz tarama sistemiyle 10 kişiyi daha tespit etti ona benzeyen. Ümmü teyze fotoğraflardan tanıyamadı. O da diyor ki ben ancak konuşursa tanırım. Anlayabilir. Ben onun hani sesinden tanıyabilirim, konuşma tarzından tanıyabilirim. Şimdi o çok perişan, Denizli, zavallı. Evet ya, ben onu yani seyrettim. Biraz daha iyi, Allah inşallah şifasını versin. Amin. Yani fiziki yaraları geçecek ama evet. Kadıncağız gün geçtikçe üzüntüden hastalanıyor ya, şimdi de. Ya aynı tabii şekilde annem değil. De çok kolay etkilendi, değil. Morali çok bozuldu. Bu yaşta atlatmak kolay değil, bir de birkaç kere kapıya gelmesi... Sen şimdi düşündükçe evet, eminim hepiniz çok üzülüyorsunuz. Evet, kapısını korkuyor, iki kere kilitliyor, iki kapı kilitliyor, iki kadın içeride kilitli kalıyorlar. Korkuyla yaşıyor. Artık bir daha gelmez, para bitmiş ya. Evet. Başkasını gönderir. Ama sen demişsin ya artık para bitti diye. Bitti dedim, evet. Esas o, ona akıl veren de o bulunsa, bulunursa o da bulunur inşallah. Bence de yani çünkü bu kişiyi, bunu kapıya yolluyor ve telefonda konuşuyor devamlı yani, kulağında devamlı telefon var. Konuşuyor, devamlı. Ama o şeyden hayatım yani çabuk gidecek şimdi, işi var. Havasını mı vermek onun için istiyor. Yapıyorlar onu. Ama bu kişi sizin ailenizi tanıyan biri tarafından evet. Size gönderen birisi. Bence yani de, bence Şerife de. Hanım'ın bankada parası var. Sen şimdi oğlu diye ara. Oğlu da Çin'de. Çin'de yaşayan işte ayda, oğlu da biliniyor. Ayda bir kere konuşuyorlar, iki kere konuşuyorlar. Yani sizin, ben size şöyle söyleyeyim. En yakınınızdaki kişileri değerlendirin. Böyle İnsanları yakın zamanda böyle paranoyak yapıyorlar. Doğrusu acaba diye bir sürü insanı düşünüyorsunuz. Üzücü bir bu durum. Bu paranoya değil aslında. Yani bu gerçekçi bir bakış. Vallahi ben bunu hiç paranoya olarak görmüyorum. Sizin yakın çevrenizde olan bu zamana kadar yakın zamanda ayrılan ya da hala sizinle birisi ama... işte hanımefendi yanınızda ben nereden çalıştırdığınız, bileceğim? Belki şu anda çalışmıyor bir süre önce... İşine evet, son verdiğiniz evet. Biri olabilir. Evet, biliyor. Yani ne kadar oğluyla görüştüğünü biliyor. Maalesef düşünüyorum. Öyle mi? Bir dakika, bir beyefendi telefon attığımızdaymış. Fotoğraftaki kişiyi tanıyorum diyor. Efendim günaydın. Günaydın Müge abla. Hoş geldin canım yayınımıza. Kaç yaşındasın? Hoş bulduk. Ben kendim 22 yaşındayım oğlum. Buyurcuğum, tanıyorum demişsin bu kişiyi. İsmini ekrana vermek söylemeyelim de. Tanıyorum evet abla, aynı mahalleden bizim, hani her gün görüştüğüm biri. Aha süper. Nerede yaşıyor?
İstanbul Bahçelievler abla. İstanbul Bahçelievler'de yaşıyor. Yapıyor mu peki bu işleri? Vallahi ben bu işleri yaptığını tam hani ben tam bu işi yaptığını bilmiyordum ama hani çevremdeki insanları dolandırdığını falan duydum daha önce de. Peki sende fotoğrafı var mı? Bende fotoğrafı yok abla ama isterseniz ben kendim şu an hani açık adresini almaya giderim. Hani biz aynı mahallede oturuyoruz ama hani onun caddesi falan farklı. Tam açık adresini bulurum size. Vallahi harikasın. Çok teşekkür ederim. Harika. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Çok teşekkürler. Peki. Allah razı olsun. Şimdi biz beyefendiden alalım adını soyadını hem biz de bakalım. O kişiyle beraber tekrar buradan emniyete gidip. Bak daha evvel de birkaç kişiyi dolandırdığını duydum ama bu işi yaptığını bilmiyorum. Zaten hayatım bu işi... Yani ben 40 yıl düşünsem yine aklıma gelmeyecek bir iş açıkçası tabii, yani. Evet. Yani birini dolandırmaya kalkıyorum desem bizim burada işlediğimiz konuları 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez. Yani çünkü derim ki arasam şimdi olur mu? Sesimi tanır mı falan. Ne yani, diyecek, ne der? Yok canım mümkün değil beceremeyiz deriz. Yani, cesaret edilemez. Kim bilir kaç kişiyi deniyorlar herhalde böyle. Kim bilir kaç kişinin kapısını çalıyorlar da işte arada birini güzel, buluyorlar. Çok güzel, hemen hani gelişme oldu inşallah. Feribe teyze bak tanıyorum diyor. Allah razı olsun. Şimdi sayenizde. Adını soyadını bulunca bizim şimdi dolandırıcılık gaspro gider onu inşallah. Ensesinden yakalar. Ay süper olur. Bugün zaten çok güzel bir rüyasını da gördüm. Öyle mi? Hayırdır inşallah. Ne rüya gördün? Yani söylemeyeyim şimdi benim rüyalarım uzun olur. Çok tatlı. Ay bizim sevgili Gülden vardı ya dizi halinde görüyordu rüyaları. Bu gece bir bölümü görüyor. Ertesi gün vallahi. Ertesi gün ikinci bölümü görüyor. Rüya göreni de kıskanıyorum ben galiba. Ben günde en fazla 4 saat falan uyuyabildiğim için. Böyle herhalde baygın halde yatıyorum. Valla yattığım gibi de kalkıyorum. Ne rüya ne...